Bu deepfake videolarını çok görüyorum. En basit, en kolay ve tabii ki en önemlisi, en ücretsiz şekilde nasıl yapılabilir anlatayım dedim. Ama önce şu deepfake'den bir kurtulayım. En öncelikle ben bu işten kendimi bir sıyırayım. Ben bunların tümünü eğitim amaçlı anlatıyorum. Bu araçları kullanarak yaptıklarınızın, yapacaklarınızın sorumluluğu sizde. Yani eniştenize yaparsanız çok büyük sıkıntı olmaz ama bu yaptıklarınızdan hoşlanmayacak birisine yaparsanız sıkıntı olabilir. O sebeple dikkatli olun diyorum. Bugün anlatacağım deepfake uygulama yönteminde kendi bilgisayarımızın gücünü kullanacağız. Bunu yapmak için çok güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız yok. Herhangi bir software bilgisayarınıza indirmenize gerek yok. En önemlisi de herhangi bir kodlama dili bilmenize gerek yok. Yani bilseniz iyi olur ama bu iş için ihtiyaç yok. Genel hayatınız için bilseniz iyi olur. Bu işlemi Google Colab üzerinden yapacağız. Nedir kısaca Google Colab? Python, R ve diğer programlama dillerini sanal bir sunucuda çalıştırabilen online bir platform. Yani bilgisayarınızda hiçbir kurulum yapmadan herhangi bir kodlama dilini Google Chrome üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. Ücretsiz, tabii ki ücretli versiyonu da var ama yapacağımız işlem için bize ücretsiz versiyonu yeterli. Kısaca bilgisayarınıza çok fazla yük binmesine engel oluyor. Çok uzattım, hemen başlayalım. Google Colab'da geliyorum. Videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Burada da bir tane GitHub'tan bu modelleri çağıracak bir dosya var. Şu dosya. Bunu da şuradan gelip direkt download zip diyerek indiriyorum. Yapacağımız işlem bu. Bu sayfanın da linkini gene videonun açıklama kısmına koyacağım. Sadece şu dosyaya ihtiyacımız var. Google Colab'da geliyorum ve buradan direkt açıyorum. Tane tane göstereceğim. Bu her şeyi adım adım yaparsanız, hiç kod bilmeseniz de dediğim gibi rahatlıkla yapabilirsiniz. Not defteri geldi. Şuradan yükle diyorum. O indirmiş olduğum dosyayı buraya yükleyeceğim. Şuraya geliyorum. Downloads'da. Şunu açtım. Dosyanın içindeki şu dosya. Buradan göz atlayarak da yükleyebilirim veya buradan direkt seçip içerisine atabilirim. Şu an dosya yükleniyor. Evet, dosyanın sayfası otomatik olarak açıldı. Böyle bir sayfa geldi karşıma. Şimdi hemen şuradan dosya bölümünü açıyorum. Öncelikle burası vakit alacağı için şuraya hemen gelip şu hazırlamış olduğum iki video. Benim bir konuşmam. Videolarını sosyal medyada hep görüyorum. Ve kendimi Leonardo DiCaprio'ya dönüştürmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Sürüklüyorum. Orijinal dosyayı buraya bırakıyorum. Şu an bu ücretsiz versiyonu kullanıyorum. Dolayısıyla bana bir limit tanıyor. O limit dahilinde istediğim gibi kullanabilirim. Biraz yavaş yüklüyor. Dosya boyutu çok büyük değil. Ama yine de upload o kadar hızlı çalışmıyor. Normal drive'da çalıştığı gibi mesela. Face JPEG'de yüklüyorum. Şu an hem orijinal MP4 hem de Face JPEG dosyaları yükleniyor. İsimleri önemli. Aynı isimleri kullanmaya çalışın. Şimdi dosya burası direkt açıldı. Şurada Step 1 diyor. Yani gidip GitHub'dan gerekli bütün dosyaları, bu modelleri, yapay zeka modellerinin hepsini benim için indirecek. Şuraya basıyorum ve indirmeye başlıyor. Şurada da işlemin ne kadar süreceğini gösterecek bana şimdi indirme işlemi. Evet, başladı, yürütülüyor diyor. 5-6 saniye oldu, şu an indiriyor. Bu aynı zamanda şurada gördüğünüz gibi benim kendi CPU'mu kullanıyor Google Colab's. Dolayısıyla bu da benim bilgisayarıma fazla yüklenmeden işlemleri yapabilmemi sağlıyor. Buna da dikkat edersiniz, şurasının bağlı olmuş olması gerekiyor. Mesela çalışma zamanı türünü değiştir diyerek nasıl çalışması gerektiğini belirleyebiliyorsunuz. T4 olması yeterli. Değilse ona bakarsınız. Ben Macintosh kullanıyorum. Belki Windows'ta farklılık gösterir. O tarafı bilmiyorum. Şu an devam ediyor. Neyi indirdiğini de şu an gösteriyor. TensorFlow mesela bu deepfake işlerinde çok önemli bir model. Şurada Face JPEG ve orijinal video daha yüklenmedi. Şundan emin olun yüklendiğine. Burada olmuş olması yüklenmiş anlamına gelmiyor. Bakın şu şeyin yuvarlan tam da olması gerekiyor. 12 saniyelik bir video. Şurada 26 MB. Evet, 12 saniyelik bir video. Bu da fotoğrafım Face JPEG. Sırayla gidiyorum. Önce Step 1'ı yaptım. 1,5 dakika oldu ve devam ediyor indirmeye. Şu an tamamlandı. Buradaki hatalar önemli değil. Devam ediyorum aşağı doğru. İkinci modeldeyim. İkinci bölümdeyim. Bunların hepsini yaptı. Şurada Step 1. Şurada Step 2'ya geldim şu an. Download the model. Şu an bastım. Bakın huggingface.co sitesinden indiriyor. Bu Hugging Face ile ilgili de bir video yapacağım. O da güzel bir yapay zeka kullanım platformu diyeyim. Bayağı faydalı. Evet, bu da geldi. Şimdi artık üçüncü bölüm, yani işlemleri yapacağımız replace bölümü. Şurada hazır zaten. Content, video, MP4, image,
ve swap diye seçenekler görüyoruz. Ben orijinal diye yükledim. Şuradan gelip content'in adını değiştiriyorum. Şuraya gelip orijinal diyorum. Orijinal. Output video quality 80. Bu biraz terse çalışıyor. Yukarı doğru çıktıkça kalite düşüyor. Aşağı doğru inerse de kalite yüksek oluyor. Şöyle 20 diyeyim mesela. Daha kaliteli olsun. Şurada da image jpeg diyor. Image değil benimki. Face jpeg, yani değiştireceğim kaynak. Face. Bakın burada jpeg. Burada jpg. O yüzden şunun şeyini silebilirim. Şuradan gelip sağ klik yapıp dosyanın yolunu kopya diyerek de yapıştırabilirim. Bu da aynı şey. Bana vereceği sonuçta Swapit MP4 buraya yerleştirecek. Her şey tamam. Şimdi gelip play'e basıyorum. Ve şu an kodum çalışmaya başlıyor. Google Colabs üzerinde. Bana da aşama aşama neler yaptığını gösterecek. Şu an başladı. 7 saniye, 8 saniye ilerliyor. Surface Buffalo modelini indirdi. Gördüğünüz gibi bilgisayarıma hiçbir yazılım kurmadım. Hiçbir kodlama dili bilmeme ihtiyaç olmadı. Sadece bu basamak basamak bu işlemleri yapmam yeterli olacak. Extracting frames with 30 FPS. Yani şu an videoyu kare kare parçalarına ayırıyor frame frame. Daha sonra da bu swap işlemini gerçekleştirecek ve tekrar birleştirecek. Buradan da takip ediyoruz neler yaptığını. Şöyle aşağı doğru ineyim. Yürütülüyor. 1 dakika 40 saniye oldu. Bu sizin bilgisayarınızın kapasitesiyle alakalı. Güçlü bir RAM'iniz varsa daha hızlı yapacaktır. Ben 1080p olarak yükledim. 4K deneyebilirsiniz. Daha uzun video deneyebilirsiniz. Koyacağınız fotoğrafta net bir şekilde şurada olduğu gibi yüzü gözükmesi lazım. Saç, köşeler gördüğünüz gibi net bir şekilde belirli olması lazım. Eğer net değilse zaten uyarı veriyor. Fotoğraf error veriyor. Fotoğrafı tekrar değiştirebilirsiniz. Yüzün tam görünüyor olması lazım. Aynı şekilde videoda da tam görünürse çok doğru bir çalışma olmuş olur. Bu arada yol göstermiş gibi olmayayım. Çok az kaldı. Hani şu an ben kendi konuşmamı ekledim. Leonardo DiCaprio'nun orijinal sesini de Eleven Labs'a yükleyip aynı metni Leonardo DiCaprio'ya Türkçe söyletebiliriz. Böylelikle sanki kendisi Türkçe konuşuyormuş gibi bir görüntü de olabilir. Ama tekrar söylüyorum, hani bunların ne kadar telif hakkına girdiğini, ne kadar riskli olduğunu bilemiyoruz şu an. O yüzden sizi yanlış yönlendirmiş olmayayım. Evet, işlem tamamlandı. Şimdi toparlıyor. Umarım güzel bir sonuç verir. Nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Evet, video tamamlandı. Şimdi buraya download olacak. Şöyle yenile diyerek Swapit videoyu görebiliriz. Yenile deyince geldi. Şuradan indir diyorum. Dediğim gibi biraz yavaş çalışıyor upload download. Şu an indirmeye başladı dosyayı. Yaklaşık 12 dakikada tamamladı. Yaklaşık değil, 12 dakikada tamamladı. Burada süresini de veriyor. Bakalım bu 12 dakika boyunca uğraştığına değmiş diyecek bir video olacak. Umarım siz de yapabilirsiniz. Şu an indirmeye devam ediyor. Evet, indi. Şimdi geliyorum, bakalım nasıl bir video ile karşı karşıya kalacağız. Çok heyecanlıyım. Bu deepfake videolarını sosyal medyada hep görüyorum. Herkesin en basit şekilde nasıl yapabileceğini anlatayım dedim. Tabii ki ücretsiz. Link üzerinden hemen siz de izleyip deneyebilirsiniz. Söyleyecek bir sözüm yok. Bence mükemmel, harika oldu. Hemen deneyin. Nasıl buldunuz? Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar hatırlatmak isterim. Kötü amaçlı kullanımlardan lütfen uzak. Evet, bugünlük bu kadar. Sosyal medya hesaplarımı bırakıyorum. Sorularınız olursa elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.